hanımlar beyler. İstanbul Mecidiyeköy Dada Salon Kabare'den yayınlanan Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Şimdi karşınızda Okan Bayülgen. Harikulade bir gece. Çok teşekkür ederiz stüdyodaki izleyenlerimize, buralara kadar geldikleri için. İstanbul Mecidiyeköy Dada Salon Kabare'de bu gece hep birlikte çok eğleneceğiz. Sağ olunuz, var olunuz. Çok genç bir izleyicimiz var. Onlara layık olmaya çalışacağız. Ben ve orkestradaki çirkin adamlar hep birlikte bu geceyi sizin için güzel bir hale getirmeye çalışacağız. Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Uykusuzlar Kulübü'nde birazdan. Erkan abi diyor ki, ben telefonu sadece telefon etmek için kullanıyorum. Vaktim yok ve gözlüğüm de her zaman yanımda olmuyor. Erkan Can. Hayvansever olduğum için hani yediğim zaman gerçekten çok üzülüyorum. Hani bunu kendi adıma söylüyorum da. Güzel bir önerme, doğru bir önerme. Güven Kıraç. Elif Çelik. İsmail Baki Tuncer. Birkaç yıl önce Venedik'te muazzam bir restoranttayız. Kendimi kaybetmişim, şarkılar söylüyorum. İspanyolca şarkılar. Eğleniyoruz böyle. Venedik'te. Venedik'te. Evet. Haluk Levent. Bakın ben mesela ailem nasıl beni büyüttü. Biz de... Burada özür dilerim. Bir parantez açabilir miyim? Ama unutuyorum o yüzden. Ben bunu anlatıp sonra parantez açayım. Kila Hakan. Kaç kare görelim eski filmlerinizden. Ay istemiyorum. Çok kötüyüm oralarda. Tamam. Onları yakın. Nazan Şoray. Ve sen bu gürültüyü, bu fısıltıları böyle şirketin içine yaydığında... Bülent Yar. Seyirci olarak gittiğin, hatta görevli olarak gittiğin konserde... Nedir ulan? Solist mi zayıf? Dur çıkıp ben söyleyeyim. Çıkıp söylerim yani. Dervişan. Kızın kafasını da alıp şöyle yatırdığın zaman... Güzeldi bu. Mr. J. Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Biz de Türkiye'nin kendilerini kanıtlamış en iyi iki oyuncusuyla devam ediyoruz. Erkan Can ve Güven Kıraç aramızda, alkışlıyoruz. Görüyorsunuz sizin hakkınızda ne dedim. Yani bu programda bulunmasak böyle bir laf etmezdim. Kendilerini kanıtlamış iki büyük oyuncu. Kanıtladık galiba ya. Sanki. Evet, ben sadece programda olduğumuz için böyle söylüyorum. Yani baş başa oturuyor olsak. Söylemem değil mi? Sana dönüp de ulan Güven sen de Türkiye'nin en iyi oyuncusun, Erkan abim keza öyle filan demem. Evet. Kaplama diyemeyiz. Sana. Diyemeyiz. Ama o kadar eski arkadaşız ki. Evet, çok. Beraber, eyvallah. Beraber aynen. Yaşlandık. Bak bende saçlar hala duruyor. Bende Erkan abinde saçlar olsun. Duruyor. Sen niçin kel oldun? Hiç bunu bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum. Ne bileyim. Ha? Maden olan yerde ot bitmez falan gibi lafları çok seviyorum, benimsiyorum. Evet. Böyle şeyler falan hoşuma gidiyor. Evet. Duyunca ben de onlara sığınıyorum. Bir de babada hiç öyle bir şey yok. Baba tabii aynen durur. Aynen de aynen hiç. Bravo. Teşekkür ederiz. Delirdi biliyorsun. Delirdi. Farkındayım. Bir sanatçı olarak delirdi. Bir sanatçıda olması gereken her şey var. Estağfurullah. Oyunlar yetmiyor, filmler yetmiyor, tiyatro yetmiyor. Evlere kapanıyor. Evlere kapanıyor, resim yapıyor. Resim yapıyor. Çalışıyorum. Yapmaya. Nedir bu resim? Ne oldu bu resimden? Bir de sergi açtın. Evet. Bana bile kaç bin euroya, avroya resim sattın. Değil mi? Şimdi hediye edeceğim. Ha? Şimdi hediye edeceğim. Bak söylüyorum buradan. Evet. Yani bütün dosta düşmana bunu rezil etmek için elimden geleni yapıyorum. Artık bu kaçıncı serisi? Dedi ki bir resmin var tam sana göre falan filan. Baktık resimlere. Ben bir tanesini beğendim. Sanıyorum bana hediye edecek bir para çekti. Ben de ayıp olmasın diye o parayı ödedim. Ama vallahi sen ne dedin? İflahım ama kesildi. Sen ne dedin? Çoluk çocuk aç kaldık. Bak, vallahi bir ay... Bir ay vallahi aile bütçesi sarsıldı yani. O resmi aldık. Sinir içerisinde o resme bakıyoruz. Kaldırmıyorsun da resmi. He, kaldırmıyorum da sinir için dünyanın bin türlü hali var diye ona bakıyoruz. O resim oldu dünyanın bin türlü hali. Hay Allah. Evet. Sen de sergi yapacağız mı şimdi? Yapacağız. Seninle beraber projemiz var. Projemiz ama de var. DasDasçılarla görüşmekten bize gelemedin ki. Bize gelemedin. Şimdi DasDas'taki projeni anlat lütfen. Ya sonra da Erkan abiye soracağım. DasDas'ta sevgili Mert Fırat'la geçen sene aynı oyundaydık. Sevgili Mert Fırat. Evet, sevdiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimiz, ne bileyim. Yani sevgili Mert Fırat, ne oldu? Kötü bir şey geçirmiyorum çocukla ilgili. Evet. Yani oradaki kadroyu beğendin. Aslında kadroyu da birlikte düşündük üzerine. Ha, Mert Fırat'la sen o DasDas'ta kadro yaptınız. Yani şöyle kadro yapmadık aslında. Tam anlatayım istersen. Biz bir Brecht'in bir oyununu yapmak istiyorduk. Ben istiyordum yani. Schweik yapmak istiyordum. Büyük bir prodüksiyon. Sana Schweik'ı burada Dada Salon'da yaparız beraber dedim mi demedim mi? Gittin DasDas'ta Mert Fırat'la konuştun. Ya biz işte böyle Almanya'dan... Orada çekici olan ne? İşte ben burada şehrin merkezindeyim. Evet. DasDas ta bilmem nerede. Oraya gittim. Ya, Ataşehir'de de bir yerleşim oldu artık. Çok insanlar var. Çok gidiyorlar. Oranın da ihtiyacı var. Değil mi? İhtiyacı var oranın da. Yani. Ya, orası bir yerleşim birimi. Orada da insanlar oturuyorlar çünkü. Ben sana Schweik'ı burada yaparız demedim mi? Schweik'ı yaparız dedin mi sen gerçekten? Hatırlayamadım orasını ben. Dedim. Kafam gitti. O resmi de satın alan benim. Mert Fırat bir resmini satın aldı mı? Bak Mert Fırat bir kuruş vermeden. Almadı. Doğru. Neyse, şu markayı yapmak istedin. Şimdi bu oyunda enteresan bir şey olacak. Bu Yasmin Areza'nın Vahşet Tanrısı diye bir oyununu oynuyor. Biliyorum, gördüm afişini. Evet. İşte oyunun dekorunda değişik bir şey yapacağız. Benim resimlerim olacak galiba 3-4 tane. Belki Mert Fırat'a bir tanesini satarım. Seni kandırmış. Schweik'ı burada yapacak mıyız? Yapabiliriz valla. Biliyorsun Schweik projesi yapılmıştır. Söyle bana rahmetli yönetmenin ismini. Genco Erkan'ın oynadığı değil mi? Hayır. Şener Şen'le yapıldı. Aa, tamam. Başar Sabuncu yaptı. Başar Sabuncu rahmetli. Başar abimiz. Tabii. Şener Şen ama çok uzun süre oynamadı galiba. Onlar şan tiyatrosu. Ya da yapılamadı mı? Yapıldı. Şan tiyatrosunda oynadı. Şan tiyatrosunda. Egemen Bostancı zamanı. Aynen öyle. Ama bir Haşey'in şeyi var. Evet. Romanından veya Haşey'in romanından yapılmış olanı var. Bir de Brecht'in Haşey'in romanından uyarladığı kendi yazdığı var. Evet, bravo. İşte ona karar verilmesi gerekiyor. Yani Haşey'inkini mi yapalım, Brecht'inkini mi yapalım? Ama Mert Fırat'la tabii böyle bir entelektüel sohbeti yapamamışındır da ondan olmamıştır o. Orada da şeye gittim, benim resimlerimle yapılıyor dekor filan diye. Yok canım, o sonradan çıktı yani son dakikada gelen bir fikir. Şimdi ben burada teklif ediyorum. Erkan abi ve senle Schweik'ı yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Erkan abi ne diyorsun Schweik? Biliyorsun Şener Şen'dir. Bence Schweik oynanmalı. Güzel proje. Erkan abiyle beraber. Evet, olur. Dur, yok beni karıştırmayın. Niye? Beni karıştırmayın baba. Onun tiyatrosu var. Benim 3 tane oyunum var. Ya. Şimdi ben İstanbul Halk Tiyatrosu'ndayım şimdi. Evet. O 3 oyunumuz devam ediyor. Onun dışında vakit olarak tabii ki oynamak isterim Schweik'te yani. Evet, Schweik'te bir tek Schweik yok. Evet, çok güzel. Zaman meselesi. Evet. Zaman meselesi. Ama yaparız. Sen Mert Fırat'a niye kapıldın gittin? Onu ben anlamıyorum. Sonuçta istediğin şey de olmamış. Kim var kadroda? Anlat. Nerede? Buyurun. Bu yeni oyunda mı? Evet. Yeni oyunda Tilbe var. Tilbe Saran var. Evet. Levent Ülgen var. Evet. Ben varım ve Binnur Kaya var. Ya çok güzel kadro. Celal Kadri Kınoğlu da sahneye koyuyor. Evet. Gördüm. Kıskandım. İmrendim diyelim. Kıskandım. İmrenmek daha tatlı. Direkt olarak kıskandım. Tamam, direkt olarak kıskandım. Anladım. Yani benle konuşup oraya gitmen. Yasmin Reza'yı mı? Evet. Hayır. Benle onu konuşmadım. Benle Schweik'ı konuştun da gittin oraya. Yapamadık ki daha, baksana. Schweik'a girmiş değiliz yani. Tamam. Schweik ortada duruyor. Tamam, o dursun. Yapmak istiyorum çok. Neyse, daha yapacak çok proje var canım. Sende ne var sevgilim, oyunları söyle. Ben de işte Alevli Günler var. Molière var. Güzel. Bezirgan oynuyoruz. Bezirgan Tartuf. Barut fıçısı. Barut fıçımız var. 3 oyunum var benim. 4 oyun. Onda da Cem oynuyor. Çünkü ekibi bölmek lazımdı. 4 tane oyunumuz var. Evet. Bu sene yeni bir oyun çalışır mıyız, çalışmaz mıyız da belli değil. Sevgili abi, nasıl yorumluyorsun sahne sanatlarındaki seyirci olarak bu yükselişi? Vallahi, sinemadaki düşüşü ve canlı konser, tiyatro etkinliklerindeki yükselişi nasıl yorumluyorsun? Güzel, yani nasıl güzel? Birkaç senedir, 5 senedir belki daha öncesini de söyleyebiliriz. Böyle bir dönüşüm var. Tekrar. Tiyatroya geliyorlar tekrar. Onun da nedeni bence diziler. Dizilerdeki oyuncular eğer tiyatro yapıyorlarsa, hiç tiyatroya gitmemiş bir insan bile geliyor, o tiyatronun havasını, o halılarda yürüyor, yer gösterici onlara yer gösteriyor ve o tiyatronun havasını soluyor ve bir kere seyretti mi işin farkına varıyorlar ve bu çok güzel bir şey yani. Sinemada ne oluyor peki? İki konuğuma da soruyorum. Ne oluyor sinemada? Ne oldu sinemada? Bir geçen sene bir patlamış mısırları, bir itilaflar oldu, bilmem ne oldu filan. Ne oldu yani? Sinemada ne oluyor? Niye niye beklenen olmuyor? Yani iki tane ana şeyi var. Bir ana akım bir sinema var. Yani daha bütün genel seyirciyi kucaklamak üzere planlanan ve tasarlanan filmler var. Bir de hani daha tırnak içinde art house dediğimiz daha sanat sepet sineması amiyane tabirle olan bir kulvar var. Bu iki kulvar at başı gidiyorlar aslında zaman zaman ama şey olmaya başladı. Pazarlama stratejilerinde bir hata olmaya başladı galiba. İnsanlara mısırla, şununla, bununla falan biletleri şişirip mişirip, yani yapımcının payını düşürüp, yani sen filmi yapıyorsun, %46'sını salona veriyorsun falan. Yani. Öyle şeyler var yani. Ya bir adil bir şey olması lazım. Adil olmayan bir düzen oluştu. O da tabii bir yerden sonra mızırlamaya başladı. Esas üreten kreatif taraf. Şeyle ilgili nasıl bakıyorsunuz? Seyirci alışkanlıklarıyla ilgili. Yani dijital platformların sizin de işler yaptığınız, işte BluTV gibi, sonra Puhu kanalı gibi, sonra Netflix kanalının yükselmesi, şimdi arkadan Amazon'un gelmesi, efendim hemen arkasından Apple'ın gelmesi ve buradaki bu mecralar çok fazla güçleniyor. Bir de tabii ki birçok arkadaşım ve ben şuna da bağlıyoruz. İnsanlar sosyal medya baskısıyla, yani kendi kendilerine yaptığı baskıyla insan, işte efendim pazar günü filan kahvaltıdayız, cumartesi gecesi şurada koptuk, salı kaburga sofrasındayız, çarşamba sevişiyorum inanılmaz filan. Ondan sonra şimdi tuvalete işte, gidiyorum. İşte yani perşembe yani, bilmem ne filan. Şimdi sinema galiba, sinema mekan olarak bunu karşılamıyor. Patlamış mısır ve ben olmuyor. Halbuki ben canlı konserde, ben tiyatroda felancayla tanıştım. Oyuncu, onunla fotoğrafım var filan. Galiba tiyatro bir 100 yıllık bir değişme, bir intikamla, belki de bir intikam ta yani şeye kadar gidelim, Amerika Birleşik Devletleri sinemanın güçlenmesine falan gidelim. Tiyatro galiba intikam alıyor. Diyor ki, hep şunu söylemek istiyordu tiyatro. Diyor ki ben canlıyım baba. Aynen öyle. Bende oyuncunun nefesi var. Aynen öyle. Oyuncunun nefesi oyuncudan çıkıyor, sana geliyor. Kopya değil. 100 kopya, 1000 kopya, 5000 kopya değil. Evet. Oyuncunun kendisi bizzat. Adam kalp krizi geçirse görüyorsun, diyare olsa karşında. Fark etmez, oyuncu. Belki buna canlı konserler nasıl yüksek, belki de buna insanlar ihtiyaç duyuyor. Ne düşünüyorsun? Ya tiyatro zaten aslında her zaman böyle, yani öldü, bitti, sürünüyor, yerlerde artık işte neredeyse tırnak içinde tedavülden kalkacak, eskidi falan, empirdim falan denirken bile aslında o orada duruyordu. On binlerce yıllık bir sanat ve bütün diğer sanat kollarını da, bütün diğer disiplinleri de içinde barındıran bir sanat. Mimarlık var, resim var, heykel var, müzik var, dans var, her şey var. Yani tiyatronun içinde. Dolayısıyla tiyatro zaman zaman televizyon dolayısıyla, sinema dolayısıyla ya da başka şeyler dolayısıyla, sosyal hareketler dolayısıyla zaman zaman kan kaybetmiş olabilir ama hiçbir zaman ölmesi söz konusu olan bir sanat değil. Hiçbir şekilde. Hep var olmaya %100 devam edecek canlı olduğu için. Evet. İnsan var oldukça tiyatro var olacak. Evet, aynen öyle. Kısaca. Peki sizin burada konumunuz çok ilginç. Diğer bütün oyunculara göre. Çünkü hem Erkan Can hem Güven Kıraç Türk sinemasının ve tiyatrosunun aranılan yüzleridir. Nerede sağlam bir karakter var, kimsenin kolay altından kalkamayacağı bir karakter var. bir filmde ya da piyeste. İşte bu iki adama müracaat ediliyor. Ve siz bu konuda hiçbir vicdani probleminiz yok. Ben buradan baktığım zaman, geçen senelere size baktığım zaman bunu görüyorum. Yani bu adamlar sinemaya da gereken zamanı ayırmışlar fazlasıyla. Tiyatroya da gereken zamanı ayırmışlar. Olabildiğince. Bu konuda bir şeyiniz var mı kendinize göre? Yahu sinemayı mı bıraktım, tiyatroyu mu? Yok böyle bir durum. Yok, hiç öyle bir şey yok. İkisinde de. Ben ağırlıklı olarak bir dönem daha çok sinema kariyeri meselesine odaklanmıştım. Evet. 97'den itibaren Masumiyet filmi ilk filmimdir. O günden bugüne kadar daha çok sinema ağırlıklı gelmeye gayret ettim. Biraz onu planladım da. Olabildiğince ne kadar planlayabilirsem bizim gibi ülkelerde. Ama tiyatronun da hayatımda olmasına özen gösterdim. Evet. Yani çabalayarak mutlaka 2 senede bir, 3 senede bir, 4 senede bir neyse tiyatro yapmaya gayret ettim. Ama Erkan abi hiç çaktırmadan çok dengeli götürmüştür. Ya Erkan abi bir ara bir uzak kalmıştı, sonra... Ben Bakırköy'den istifa ettim. Evet, işte bir 7-8 sene falan bir... Hiç yapmadı. O ara sinema, dizi falan, hayat öyle götürdü zaten bizi. İşlerimizi rahata erdirince de hemen tiyatroya başladım. İşte 10 sene, 11 senedir de oynuyorum. Evet, yani bir bundan bir 10 sene öncesine kadar hani tiyatroya uzun süre bir ara vermenin verdiği bir tedirginlik oluyor insanın üzerinde zaman zaman. Nereden baksanız böyle bir uzun süre hani antrenmandan düşmüş oluyorsunuz. Tiyatro biraz öyle bir şey. Erkan abi'de bir küçük tedirginlik vardı. O eşikten bir atladı. Şimdi 10 senede de oradan alamıyoruz. Tabii. Yani yaptık. Sen aynı zamanda Erkan Can'la arkadaşlık edebilen tek aktörsün, değil mi? Zannetmiyorum canım. Herkes Erkan abi'yi çok sever. Çok arkadaşı vardır. Hayır, çok dostu vardır. Erkan Can'ı hepimiz çok severiz. Eyvallah, Erkan Can'a hepimiz bayılırız ve çok saygı duyarız. Aynen, ben de öyle. Erkan abinin bir ağırlığı vardır. Var. Yani bir mekana girdiğinde böyle bir şekil girme. O durur. Bir sempatisi var bence çok. Ama çok iyidir. Üzerinde. Erkan abi çok iyidir, ağırdır. Fakat Erkan Can'ı herkes çok sevmesine rağmen Erkan Can'la senin gibi arkadaşlık edebilen yok. Burada sizin aranızda ne var? Ben çok merak ediyorum. Burada yıllardır. Bu akşam mı? Yani neyi açıklayacaksanız. Şimdi sizin derdiniz nedir aga? Siz bu kadar çok beraber Küba. Evet. Ne oldu? Evet. Nedir? Zorunuz nedir? Yani, mesela şimdi bir sürü program var. Yani ne zorunuz nedir? Yani şimdi... dur bakayım, röportajları bile beraber yapıyorsun. Ya şimdi böyle bir ikili bir iş yapma durumumuz oldu da, yani bir YouTube kanalı kurarak filan. Şimdi bu YouTube kanalı var. Evet. Ondan önce beraber Küba'ya gidiyoruz. İşte o da YouTube kanalını kurmadan önce ona ilham veren bir program olmuş oldu bizim için. BluTV için yaptık onu da. Orada başladı mesele. Bize gezmek olsun dedik adına. Ben o programdan hiç ümitli değildim. Değildin. Evet. Siz benim programa çıkmadınız mı daha önce o şeyle? Giderken mi, dönünce mi bir şeyde çıktın ya da sen çıktın. Erkan abi var mıydı bilmiyorum. Yoktu. Sen yoktun. Güven çıktı. Ben dedim ki Güven hiç ümitli değilim ikinizden. Çünkü sizin bir yere bir gezi programı çekebilecek tiplere benzemiyorsunuz. Fakat ne yaptıysanız... Blue TV bunu durmaksızın tekrar istedi ve tekrar yaptırdı. Öyle olmadı mı? Evet, yani onlardan... Sizin ne özelliğiniz var? Sizin ne tipinizde böyle bir şey var? Ne başka bir şey? Ya sizin gezmekle ilgili ne özelliğiniz olabilir? Hiçbir özelliğimiz olamaz, değil mi? Piyango bize vurdu diyelim. Hayır, bir dakika. Şimdi Erkan abinin gezmekle ilgili ne özelliği olabilir ya? Gezmeyi sever herkes gibi belki, bilmiyorum. Herkes sever herhalde. Ya abi, senin şeyin yok muydu? Bir ara İSTV'de bir şey yapmadın mı sen tek başına? Şimdi oradan başlıyor zaten. Oradan başlıyor. Tabii. Bence yapılmış ve sunucusunun ne yaptığından haberi olmayan ilk programda o. Ben de yaptım orada. Sen de mi yaptın? Ben de 9 sıcak nokta projesiydi o. Erkan abi Maca ile gitmişti. Onda Olgun yaptı. Evet, hepimiz yaptık. Ben de yaptım. Ama ikiniz de buna uygun ki, yani bana mesela hiç teklif gelmediği halde sürekli bu gezi programları, ki ben dünyayı dolaştım fotoğrafçı olarak. Bütün bunlar size Erkan abininki de seninkini görmedim herhalde ama çok kötü olmuştur. Bir dahaki ama geziye seni de alalım. Çok fena, hiç bakılacak gibi değil. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ben kaldırtamıyorum. Sizin ne yaptınız da bu kadar, size bu kadar para verip de bu programları çok mu seyrediliyorsunuz? Ne oldu da oldu bu iş? Onu merak ediyorum. Bilmem, şey, geldi mi rakamlar ne kadar seyredilmiş? Ben biliyorum kaç para aldığınızı. Korkunç paralar aldınız. Kimseye çok para ödenmeyen paraları aldınız. Bütün millete takım taklavat, bütün o şeyleri, BluTV'ler bilmem ne filan, kalkıp Kübalara gittiniz. Evet. Ne yaptınız orada? Ne yapmış olabilirsiniz? İşte mojito falan böyle. Bir şeyler, danslar, manslar falan. Yani sizden beklenmeyen bir başarı gösterdiniz. Mesela şey yırtınıyor. Nedir bizim... neydi? Kim? Söyle. Sen neymişsin be abi? Evet. Özkan. Ayhan Sicimoğlu. Ayhan Sicimoğlu, sen neymişsin be abi? Ha. Yani Ayhan Sicimoğlu'na Mazhar Fuat Özkan abilerimiz şarkı yazmışlar. Sen neymişsin be abi diye. Ayhan Sicimoğlu gidiyor, yırtınıyor. İtalyanca konuşuyor, İspanyolca konuşuyor, Fransızca konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Bütün yemekleri anlıyor, tanıyor. Evet. Bütün kadınlarla anlaşıyor, bütün erkeklerle anlaşıyor. En güzel şapkalar onda, en güzel kıyafetler onda. Siz ne oluyor da ondan fazla gezi programı çekiyorsunuz? Ben de şimdi kendimi yakaladım. Hakikaten bize ne oluyor ya? Ben de utandım biliyor musun şu anda? Gerçekten bir şey diyemiyorum yani. Hayır, ne oluyor da yapıyorsunuz? Hiç bilmiyorum. Adamcağızın gezmediği müze, kale, her şey. Evet. O kalelere giriyor. Bence ondan sıkıldılar artık. Hayır abi, koştura koştura kaleleri, dehlizlere giriyor. Kamera koşuyor. Biz de girdik. Bütün yemekleri. Biz de İtalya'ya gittik. Tabucu Manastırı'na gittik. Ya siz hiç şey yapmıyorsunuz. İkiniz yan yana durmuş bir yerde duruyorsunuz. Hayır canım, yapma ya. Bu da bir yayıncı olarak sırrınızı öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi YouTube kanalı açtınız. Onda da çok başarılı olacaksınız. Bu sizden İnşallah. Beklenmeyeni yapmak konusundaki hüneriniz nedir? Mesela YouTube'da sizden hiç ümitli değilim. Evet. Beyaz Söztürk'ten çok ümitliydim. Evet, ne oldu Beyazıt? Olmadı ama sizden hiç ümitli değilim. Buna rağmen Orkun Işıtmak falan gibi bir başarı kazanacağınızda eminim. Ne oluyor? Ne çıkıyor içinizden? Vallahi bizi böyle akışa bırakıyoruz hakikaten yani Erkan abiyle. Erkan abinin deyimiyle yani gelişine vuruyoruz işte. Topu gelişine vuruyoruz. Böyle olursa olur. Orada içimizden o anda ne geliyorsa onları yapmaya gayret ediyoruz. YouTube'da biraz eğlenmeye çalışıyoruz. Evet, eğlenmeye çalışıyoruz. YouTube biraz da böyle hem özgür hem de böyle çok kendin olman gereken falan bir yer biraz. Onlar da daha çok karşılık buluyor bildiğim kadarıyla. Anlamadım. BluTV ile Küba'ya gittiğinizde kendiniz olamadınız mı? Çok işte, o da gene bir biraz ne olsa insan... O kadar sizdiniz ki. Yine biz seyrettim. Bu kadar gezemeyen iki insan olamaz. İkiniz birlikte duruyorsunuz. Yok be sen de ya. Hangi bölümde ya? Tuzlukla biberlik gibi. Böyle. Bir dakika. Kamera arkası istiyorum ben. Kamera arkası istiyorum. Böyle duruyorsunuz, deli gibi izleniyor. Kamera arkası istiyorum. Kamera arkası yap. Adamcağız yırtınıyor. 5 dil bilen adam. Neyse. Görüyor musun? Bak nereden nereye geldik ya. Ne zaman açıldı YouTube kanalı? YouTube kanalı açılalı birkaç ay oldu. Evet. Evet, 3 ay falan oldu. Kaç bölüm yayınladınız? Bir mi? Yo, bir sponsorla gezmeye devam ediyoruz. Sponsorunuzdan mı? Tabii var, tabii. Tabii öyle. Başka türlü olmaz. Çünkü biz çok pahalıyız. Yani, yani yememiz, içmemiz, uçağımız, seyahatimiz, konaklamamız, her şeyimiz, ekibimiz çok pahalıyız. Sponsorunuz da var. Sponsorumuz var. Aslanlar gibi parayı veriyor. YouTube'da sponsorunuz mu var? YouTube'da kimsenin sponsoru yok. Millet çıldırıyor. Orayı şey yapın, tıklayın. Evet. Şuradan. Evet. Ama ben baştan... Şuraya koy şeyini, ya tıkla, ama biz baştan dedik ki çok şahane bir ekibimiz var. Gerçekten sevgili Vedat ve Esra. Ekibiniz mi var? Evet, hep birlikte bir ekibiz biz. Bizim ekibimiz var. Bizim yıllarımız var bu işlerde ya. YouTube'a ekibinizle mi girdiniz? Ekibimizle girdik. Bütün ekipmanlarımız... Ya bizim Beyaz Söztürk kamera taşıyordu ya. Siz ekibiniz mi varsın? Beyaz da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Onun ben de bayılıyorum. Onun da yolu açık olsun diyelim. Evet. Yani. Evet. Biz şimdi ne anlatıyorduk? Kaç bölüm koydunuz YouTube'a? Var mı elimizde görüntü? Var. Hakikaten mi var? Var. Hangisi Kim var? Sicilya ne kadar fenadır? Evet. Sicilya İsterseniz mı? Göstermeyelim. Göster. YouTuber olarak Sicilya'ya mı gittiniz? Sicilya'ya gittik, Sırbistan'a gittik, Yapma ya. Belgrad'a. Sponsorunuz var, YouTube'a gidiyorsunuz. Evet, şimdi gidiyorsunuz. Berlin'e gideceğiz. Tayland'a gideceğiz. Tayland'a gideceksiniz. Tabii. Ya. Ve de para veriyorlar bize. Bir alkış alabilir miyiz lütfen? Bakalım. Gattuccio Ricardo. Oğlum Sicilya sakın rezil edeceğim bizi ya. Gattuccio ya, Ricardo. Böyle aranmaz oğlum. Manyak. Gattuccio. Manyak mısın? Gattuccio. Sicilya. Sicilya. Catania. Si. Bizi takip edin. Gelin gidiyoruz. Hadi. Katalonya. Katolanların yeri. Evet. Katolanların ülkesi. Katalonya. Katıların ülkesi. Katıların ülkesi. Vay be. Bak Helenistik dönemden kalma. Bir tapınak burası. Üstüne Arap mimarisiyle gördüğün gibi 3 tane. Belli zaten. Var. Dur. Ya yemin ediyorum her şeyi kafadan sallamıyor sana. Hiç sallamıyor. Salladığımız yerler var. Var tabii ki. Var. Ya bir meydanda bir çeşme var. Midici ailesi yaptırmış. Sonra çok büyük olmuş çeşme. Onu taşıyamamışlar Floransa'ya bir yere. Ben orada mesela bir atmaya başladım. Neler neler. Mermer ustasına, bir mezar işi gelmiş. Yarım bırakmış bunları. Ya kıskançlıktan ölüyorum. Büyük ihtimalle sen şey yapıyorsun. Ya. Kardeş burası neresi affedersin? Medici ailesi yapmış burayı. Ya Okan biraz dışarı çık, buraya hapsettin kendini. Gel gez bizimle. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii gel, parasını veririz. Hakikaten mi? Buluruz tabii. Fransızcam da var. Ya evet. Nereye ama gideriz? Ya bu nasıl olabiliyor? Yani hakikaten bizim Beyazıt Öztürk Eskişehir'e kadar gidebildi. Siz Küba'ya mı gittiniz? Korkunç bir şey. Ve çok eğlence. Peki bu bir dakika. Bu şimdi YouTube'a çektiğiniz. Evet. Hep ama Küba'ya gidiyorsunuz. Hayalleriyle de ona gittiniz. İtalya bu. Ha bu evet. İtalya mı? Ya bu şey. Ha pardon. Küba'da var mıydı? Yoktu. Hayır, daha burada Küba yoktu. Küba'ya gideceksiniz. Hayır, Küba'yı çektik. Var zaten elimizde. Var mı? Bazı ama şeyde BluTV ile de Küba'ya gittiniz. BluTV ile Küba'ya gittiğimizin BluTV'de yayınlamadığımız böyle yerleri var. Evet. Onları kendi YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Ha o. Aynen öyle. Sicilya'yı çektik. Belgrad çektik. Şimdi işte Berlin'e gideceğiz. Tayland'a gideceğiz. Onlar var. Vallahi sana. Ciddi söylüyorum. Televizyonculukta sizden öğrenecek çok şeyim. Bence de. Orada ben görüyorum tamamen o İtalya. Nereye gitti dedi? Sicilya. 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 Yeah. Yani oraya inmişsiniz, şaşkınsınız. Ama çok tatlısınız. Yeah. Devam. Kalma. Bir tapınak burası. Üstüne Arap mimarisiyle gördüğün gibi 3 tane. Belli zaten. Var, evet. Burası Sicilya'yı en iyi anlatan eserlerden bir tanesi. Yani bu kadar karma bir kültürün üzerinde. Burada Araplar var, Afrikalılar var, Türkler var. Herkes var burada. Daha yukarıdan gelenler gelmiş, var. Tabii Yunanlılar gelmiş. Yunanlılar var. Kalmış. Herkes bir eser bırakmış ya da karma bir şey bırakmış buraya. Yani vallahi bizim sen neymişsin be abi vallahi kaçacak yer arıyor şu an. Ayhan Bey'den bahsediyoruz. Evet. Yani hakikaten yani o adam ne çalışıyor, ne uğraşıyor. Siz orada bakıyorsunuz minareye. Ondan sonra o da bakıyor, o da anlatıyor. Bakıyorsunuz. O var, bu var falan filan böyle. Nasıl acayipsiniz ya. Peki nasıl geçiyor günleriniz? Sıkılmıyor musunuz birbirinizden? Yok, biz bir arada olmayı, bir arada seyahat etmeyi çok seviyoruz yani. Muhabbetimiz, kafamız tutuyor birbirimize. Peki lüks otellerde mi kalıyorsunuz? Tabii ki yok. Başka türlü olamaz. Başka türlü olamaz, hayır. İmkan yok. Aynı odada da kalmıyorsun. Küba'ya gittik, sen Küba'yı bilirsin, gitmişsin. Orada fotoğraf da çektin. İşte o Küba'daki en ünlü bütün... Nasyonal otel, otel nasyonal. Orada kaldık tabii ki. Nasıl lan? Bayağı bastırıp kendine çekiyorsun, Amerikan. Koldan vites. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii çok ciddi söylüyorum. Hatta oradan bazı bölümler sana gönderebiliriz. Blue TV'de? Otel Nasyonal'de mi kaldınız? Otel Nasyonal'de kaldık. Ya. Ekip de mi orada kaldı? Ekip de orada kaldı. Ekip de orada kaldı. Biz kardeşlerimizden ayrılmayız. Siz ne yapıyorsunuz abi programda? Bizim anlamadığımız bir şey mi var orada? Acayip bir şey. Peki ne kadar aboneniz var. Ne kadar oldu dedin? Vallahi 20.000'e yaklaştık. Daha çok fazla bir abonemiz yok. Çok yükselir. Yani hemen yükselir. Acelemiz de yok. Acele yok. Zaten YouTube'da aboneliğe gerek yok. Onun için millet yalvar yakar oluyor. Yani YouTube videosunu benim sürekli takip ettiğim, özellikle politik, ekonomik videolarda ben hiçbirisinin abonesi değilim. Yani istemiyorum da ne gerek var? Zaten YouTube bana onları, sen bunları seyrediyorsun diye veriyor zaten. Niye abone olayım ki? Aynen öyle. Bir YouTube dizisi projemiz var bizim yapacağımız, ikimizin oynayacağı. Siz sahiplerini mi tanıyorsunuz bunu? YouTube'a. Biz temelden girdik diye. İnşaattan girdik. İnşaattan. Biz bu arada tabii başlarken şey dedik, yani biz öyle video çekelim de salalım da ne gelirse, yok oradan sonra para kazanırız, biz öyle yapamayız dedik yani. Evet. Biz bunlarla uğraşamayız. Baştan parayı bastıracaklar, sponsor olacaklar, biz öyle başlayacağız bu işlere. Yapma ya. Tabii tabii. Aynen, kartlar açık oynuyoruz her zaman. Hiç böyle YouTuber yok. Yok biz... Yırtınıyor millet, perişan. Evet. Reklam bekliyor. Evet. Milyonlarca izlenen insanlar vallahi reklam diye ortalarda dolaşıyorlar. Evet işte ama... Siz nasıl yaptınız bunu, ben anlamadım. Biz de bir mücahil cesareti. Ay estağfurullah. Demek ki bir şeyiniz var, bir şarmınız, bir şekliniz var ki bu oluyor. Peki. Ümit ediyoruz ki evet, böyle gider. Çok acayip. Ama bu 20 bin hiç şeydi. Yani 20... Yani ne oluyor işte, abone olursan... Efendim çıngıraklar çalıyor, sirenler çalıyor, ambulanslar geliyor, havai fişekler patlıyor. Bunlar yeni video koydu diye. Böyle bir şey yok abi. Yok da bence de. Yani biz o YouTube'un şey... Ben bir tek TV100'ün abonesiyim. TV100'ün abonesi olarak TV100 yeni bir şey koyduğu zaman hiç benim oramda buramda bir şey bızırdamıyor. Yani sakin karşılıyorsun. Hayır hayır, bir şey yapmıyor ki YouTube. Yani evet, niye abone olacağım ki? Abonelik evet, saçma bir şey ve bence zaman içinde o gidecek. Önemli olan... izlenme. İzlenme ve tabii ki izlenme de öyle şey değil. Yani hani herkesin birbirine anıran eşek videosu yolladığı, artık bu kadar bayağılaşan komik videoların arasında filan. Demek ki kaliteli bir şey yapıyorsun. Kaliteli bir şey yapıyorsun. Kaliteli bir şey de YouTube'da... Genel kural şu, bir şey hakikaten iyi, doyurucu ve hoşsa, ki öyle şeyler var ki bana sorarsan YouTube'da geçmiş ve gelecek her şey var. Yani gir, bilimsel bir şey merak ediyor olabilirsin. Tabii her şey var. Klasik müzikle, rock müzikle ya da plastik sanatlarla ilgili bir şey merak ediyorsan, biraz da dil bilgin varsa, işte başka dillerde filan da, sadece İngilizce değil, bir şey izleyeceksen YouTube'da her şey var. Her şey ama var. Oradaki... Çok önemli işler, videolar seyredebilirsin. Vallahi izleyeni çok az. Evet. Yok yani böyle bir hani şey değil, böyle esprili bilmem ne falan filan gibi bir şey değil. Dolayısıyla az izlenmek, çok izlenmek hiç önemi yok. Hakikaten hiç önemi yok. Maksat o platformun bütün bu yaptıklarınızı, bu güzel şeyler yapıyorsunuz çünkü, bunları geleceğe taşıması. Bir de orada kalacak onlar yani hakikaten. Bizden evet, sonra da bir evet, şey olarak. Kesinlikle. Bir belge niteliği taşıyarak orada duracaklar yani. Kesinlikle. Peki şimdi bu YouTube meselesi, ben sizi abone olacağım. Ah çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Böyle yapma işte. De ki bana ne olan da yani. Öyle mi diyorsun? Sen abone olsan ne olur, olmasan ne olur diye davran. Evet anladım. Evet. Çok şimdi bir röportaj yapmışsınız. Bu röportajı beraber yapmışsınız. Güven Kıraç diyor ki, gençlerin çok sevdiği bu özgür ortamda değişen dünyaya entegre olmak istedik. İki tane yol vardı. Ya bunlara Fransız kalacaktık ya bunun içinde girecektik demişsin sen. Lafı Erkan abi alıyor. Dünya artık dijital oluyor. Başka bir yere evriliyor. O yüzden buna entegre oluyoruz. Bak Erkan abinin röportajlarıyla senin arandaki fark. Ben Fransız falan diyorum daha şey. Sen çabalıyorsun. Bununla entegre oluyor. Tekrar Erkan abi sazı alıyor. Merakımızdan biraz da buraya bakalım dedik. Güzel. Çünkü dünya başka bir yere gidiyor. Evet. Ha. Biz de burada olmalıyız dedik. Evet. Olmak lazım, bakmak lazım. Evet. Bu mecranın içine girmezsen internet denen naneyi anlayamayız. Evet. Saf, basit, taşı gediğine koyan. Evet. Ha? Evet. Sendeki gibi şey yok. Fransız mı kalacağız bilmem evet, ne geldi gidiyor. Ben çok tipi zorluyorum. Bu nane nedir? Evet. Neymiş bu? Evet. Bizim mi girmemiz gerekiyor? Tamam girelim. Ben yılbaşına girmeden önce de Erkan abi ararım 12'ye 5 kala. Erkan abi yeni yıla gireyim mi? Gir oğlum der bana. Çok güzel. Alkış geliyor buna. Yine YouTube'dan bahsediyorsunuz. Sen diyorsun ki çabalıyorsun. Gene. Sohbet tamamen doğaçlama. Bizim bir ekibimiz var, yazıyorlar, çiziyorlar ama son halini biz okuyoruz. Evet. Diyorsun. Erkan abi, orta oyunu muhabbeti. Evet. Konu belli, omurga belli, sağını solunu, önünü arkasını biz dolduruyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. Evet, evet. Şimdi Erkan Can diyor ki, bize tav olan çok annem. Herkesin neşesi bilir. Güzel. Bizim derdimiz hem bu mecrayı hem de buraları öğrenmek, tabii ki dünyaya da açılmak. Sadece burayla sınırlı kalması gerekmiyor. Yani Erkan abi almış, yürümüş, YouTube'dan da çıkmış. Oradan belki yanına bir küçük platform koyacak YouTube'da. Ay 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 ay. Ne bileyim işte, bakıyoruz. Çok acayip, ya. Çok acayip. Şimdi Erkan'ca bütün bu röportajın sonunda Erkan abi diyor ki, ben telefonu sadece telefon etmek için kullanıyorum. Vaktim yok ve gözlüğüm de her zaman yanımda olmuyor. Bak, son cümle muhteşem. Gözüm. Sana bayılıyorum. Eyvallah. Sana bayılıyorum. Bir tane benim. Diyor ki son cümle, WhatsApp'ı bile mandalına basıp sesli mesaj bırakıyorum. Ona da mandalı diyor. Evet. Telsiz. Telsiz. Telsiz o. Telsiz mandallama var diye böyle eskiden. WhatsApp'ın mandalı ne be? Üstünde yani o mikrofon şeyi, mandalama. Alo. Sesli mesaj. Bayan arkadaş arıyorum. Bayan arkadaş herkese gönderiyor WhatsApp'ta. Aradan çık. Ya bayılıyorum seni. Vallahi. Çünkü ne yapıyorsunuz? Gece erken mi uyuyorsunuz? Küba'ya gittiniz mesela, İtalya'ya gittiniz. Yok canım, uyunur mu gece? Sabaha kadar oturuyor musunuz? Sabaha kadar değilse de gece de bazen çıkıp gece çekimleri de yapıyoruz. Ha. İşte bir takım yerlerde eğlence ya, yediğimiz restoranlardaki yemeklerini de bazen çekiyoruz. Oradaki sohbet edişlerimizi de kaydediyoruz. Dolayısıyla öyle çok geceleri de erken yatmıyoruz. Ama şunu söyleyeyim gerçekten, yani böyle çok hoş, güzel, tatlı gezme mezme görünüyor ama hakikaten eşek gibi çalışıyoruz, affedersiniz. Bazen sabah yani erkenden işimiz erken oluyor ve erken kalkıyoruz. Dazır, yollar, oralar, ha, buralar. Öyle yani yatalım da öğlen 12'de kalkalım da 2 tane video çekeriz ya falan gibi bir kafa değil. Planlı, programlı ve çok sistematik bir şekilde çalışıyoruz. YouTube için, şunun için, bunun için, sosyal medya için kendinizi bozmayan insanlarsınız. Bak ben size söyleyeyim. Ne diyor Ferhan Şensoy? Ferhan abi. Delikanlılık da o kadar dijitalleşmedi ya. Güzel. Yani hakikaten öylesiniz. Millet neler yapıyor, şey yapıyor. Ne o bumerang var? Ha? Telefonla yapıyorsun bumerang. Bak mesela ben sizden, zip Erkan abi de zaten zip görmem. Zip Erkan abi WhatsApp'ı mandallıyor ya. Alo! Alo, sesim gidiyor mu? Neyse boş ver, herkese göndereyim. Evet. Siz sosyal medya için kendisini bozmamış insanlarsınız. Tebrik ediyorum. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Evet, harika. Eyvallah. Şimdi eğer müsaade ederseniz 2 konuğum gelecek. Buyurun. Birisi oyuncu. Hanımlar, beyler, Elif Çelik ve İsmail Baki Tuncer'i alacağız alkışlarınızla. Uykusuzlar Kulübü'nde birazdan. Birkaç yıl önce Venedik'te muazzam bir restoranttayız. Kendimi kaybetmişim, şarkılar söylüyorum. İspanyolca şarkılar. Eğleniyoruz böyle. Venedik'te. Venedik'te, evet. Haluk Levent. Bakın ben mesela, ailem nasıl beni büyüttü. Biz de... Burada özür dilerim, bir parantez açabilir miyim? Ama unutuyorum o yüzden. Ben bunu anlatayım, sonra parantez açayım. Kila Hakan. Birkaç kare görelim eski filmlerinizden. Ay istemiyorum, çok kötüyüm oralarda. Tamam, onları yakın. Nazan Şoray. Ve sen bu gürültüyü, bu fısıltıları böyle şirketin içine yaydığında... Bülent Yar. Seyirci olarak gittiğin, hatta görevli olarak gittiğin konserde... Nedir ulan, solist mi zayıf? Dur çıkıp ben söyleyeyim. Söylerim yani. Dervişan. Kızın kafasını da alıp şöyle yatırdığın zaman... Güzeldi bu. Mr. J. yüzüne çıkacak her şey ve yine aşıklar biz. Yazıyor şairler şiir, basıyor aniden sis. Karanlık içinde bir yol, bir yön, bir son, bir başlangıç, hikayem başarmak. Abi sweatshirtte elektrik mi var? Dikkat et de çarpmasın. Şşş, yürü bro. Çok yeni, çok çarpıcı, çok mavi. Mavi Black Pro. Sen hayatta hep ilerle diye Petrol Ofisi Aktif 3 teknolojisini geliştirdi. Aktif 3 teknolojili yeni VMAX yakıtlar, akıllı moleküllerle motordaki kurumları %100'e kadar temizler, ilk depodan itibaren kurum oluşumunu engelleyerek motoru korur, %4'e varan tasarruf sağlar. Bağımsız laboratuvarlarda test edildi, İTÜ onayladı. Tam randıman için Petrol Ofisi'nden Aktif 3 teknolojili yeni VMAX. Evinin ihtiyacı tüm hizmetler Armut'ta. Hemen uygulamayı indir, bekleyen işlerini hallet. Okullar açılıyor, masraflar artıyor. Üzülmeyin, Vestel televizyonlar avantajlarıyla yüzünüzü güldürüyor. 139 ekran televizyonlar 3459 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Türkiye bestelleniyor. Taptazeyken kavrulan nefis fındıklar ve kakao içeren, trans yağ içermeyen büyük lezzet Sayley. BİM'e özel üretilen her üründe olduğu gibi tüm Sayley kutularının içinde yüksek kalite, etiketinde düşük fiyat var. Başka söze gerek var mı? Her hafta farklı konuklar, Türk futbolundan yıldızlar. Her hafta gündeme damga vuran yorumlar. Şimdi bu sistemin komple değişmesi lazım. Ve bu hafta yine olay yaratacak bir isim daha. Türk futbolunun efsanesi Yılmaz Vural Taraflı'da, Alen Markaryan, Oğuz Altay ve Yücel Aslanlı Taraftarın Sesi Taraflı yarın akşam saat 22'de TV100'de. Kültür ve sanata seyirci kalın. Heykellerinden oluşan ilk kişisel sergisi Oyun'la karikatürist Erdil Yaşaroğlu. Heykel anlatacağım hikayeleri sayısı çoğaldı. Yaptıkça daha da eğlendim. Eğlendikçe daha çok yaptım. Katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerden ödülle dönen Görülmüştür filminin yönetmeni Serhat Karaaslan ve filmin başrol oyuncularından Berkay Ateş. Tabii ki yani her karakter gibi yani kendinizden olmayan bir duyguyu, bir düşünceyi, bir ruhu keşfederken insan zorlanıyor. Vizyona giren filmler, sergiler, tiyatro oyunları, konserler, albümler hepsi Seyir Dünyası'nda. Seyir Dünyası yarın saat 10.45'te TV100'de. Süzülüyorum karanlığın içinde, gece çöktü bak her yer sessiz. İzlerken uzaktan ışıkları, sanma ki bu yürek sakin dertsiz. Elbet gün yüzüne çıkacak her şey ve yine aşıklar biz. Yazıyor şairler şiir, basıyor aniden sis. Karanlık içinde bir yol, bir yön, bir son, bir başlangıç, hikayem başarmak. Abi sweatshirtte elektrik mi var? Dikkat et de çarpmasın. Yürü bro. Çok yeni, çok çarpıcı, çok mavi. Mavi Black Pro. Sen hayatta hep ilerle diye Petrol Ofisi Aktif 3 teknolojisini geliştirdi. Aktif 3 teknolojili yeni VMAX yakıtlar, akıllı moleküllerle motordaki kurumları %100'e kadar temizler, İlk depodan itibaren kurum oluşumunu engelleyerek motoru korur, %4'e varan tasarruf sağlar. Bağımsız laboratuvarlarda test edildi, İTÜ onayladı. Tam randıman için Petrol Ofisi'nden aktif 3 teknolojili yeni VMAX. Derslerin için çok çalışman gerek biliyorum. Ama hayatta başarılı olmak için kitaplardan daha fazlasına ihtiyacın var. Kaldır kafanı bir etrafına bak. Kitaplardan çok daha fazlası hayatta karşına çıkacak. Rüzgarı yüzünde hissedemedikten sonra hızın formülünü ezbere bilmek neye yarar? Gökyüzüne bile sığmayan yıldızları sayfalara nasıl sığdırabilirsin ki? Hayat kitaplara sığmayacak kadar büyük bir derstir. Palme ile çalış, hayatın öğreteceklerini kaçırma. Tayfun, boyacı ayarlayacaksın hani, ne oldu o iş? Ya bizim bakkal var ya Cengiz, onun tanıdığı bir usta vardı, ondan merdiven alacaktı ama ustanın bir yerde işi mi ne uzamış? Şimdi diyeceksin ki merdiven ne gerek var ama merdivensiz boyama mı? Pazartesi gittim, pazar usta vardı, ondan merdiven vardı, boyama mı? Evinin ihtiyacı tüm hizmetler Armut'ta. Hemen uygulamayı indir, bekleyen işlerini hallet. Okullar açılıyor, masraflar artıyor. Üzülmeyin, Vestel televizyonlar avantajlarıyla yüzünüzü güldürüyor. 139 ekran televizyonlar 3459 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Türkiye Vestel'leniyor. Beyler, Elif Çelik ve İsmail Baki Tuncer aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaade ederseniz hoş bulduk, tabii. Hanımefendiyle başlayacağız. Elif'ciğim, sen bana daha önce gelmiştin ama biz senesini hatırlayamıyoruz. 2014-2015 arasında kaldım gibi. Ben seni unutamıyorum ama o seneyi hatırlayamıyorum. Şimdi biraz senin tarihinle ilgili, kısa tarihinle ilgili, tabii ki genceciksin. Hemen birkaç notu okuyayım. 16 yaşında sen, 4 yaşında başladığın baleden, evet, senden balerin olmaz, çok seksisin deyip modelliğe yönlendirmişler. Evet, doğru. Peki sen bunun üzerine vay be çok mu seksiyim diye koşa koşa modelliğe mi gittin? Öyle olmadı tabii ki, zor oldu ama tamam. Hani hedeflerim vardı belirlemiş olduğum. Adım adım yavaş yavaş ilerledim ve bunu yurt dışında yapmaya karar verdim. Hı hı. Zaten bizim bir Playboy'umuz yok. Ne yazık ki yok, olması gerekiyor ama bence. Sıra kalmaz. Ne yazık ki yok. Evet. Kolay olmadı ama... Sonuç güzel oldu. Sonra İngilizce eğitimi için Miami'ye gittin. Tabii. Ve orada nasıl olduysa bir fotoğrafçı senin fotoğraflarını çekti. Aynı, evet, Marilyn Monroe'nun tarihi gibi. Evet. Evet. Ve bu fotoğraflar... Ben bu arada Playboy Mansion'da, malikanesinde Marilyn Monroe'nun odasında kaldım. Yapma ya. Tesadüf. Bak. Tabii. Neler var. Bir şöyle olamadık yani. Dünyayı dolaşıyorsun. Bir şöyle olamadık yani. Bir şöyle olamadık. Hugh Hefner yani sizi çağırdı mı? Çağırmadı. Playboy Mansion'da Marilyn Monroe'nun odasında kaldınız mı? Yok, biz herhangi bir müştemilatta da kalmadık. Nasyonel yani. Otelde ikiniz ayrı odalarda kaldınız. Evet. Senin hiç Marilyn Monroe oda arkadaşın oldu mu abi? Olmadı. Ya. Görüyor musun? Peki sonra Playboy'a bir mail atıyorsun. Tabii ki. Tabii ki mi? Biz hiçbirimiz yani, atmıyoruz. Hani, siz de Playboy'a mail atmışlarınız var mı? Atmadım. Ya Serkan abi WhatsApp'tan mandallı bir şey göndermiş çünkü. Alo Playboy! Sana söylüyorum. Neyse, herkese göndereyim de birisi gönderir, evet. Alo Playboy mu? Oradan şey gidiyor. Evet. Ya benim kaslarım çok iyiydi. Sonra Playboy'un Hırvatistan, Slovenya, İsviçre, İsveç, Güney Afrika, Venezuela, Brezilya ve Filipinler Meksiko kalbinize inecekti. Halbuki şöyle edisyonlarında yer alıyor. He. Oraya gitmiyor. Gitmiyor. Gitmesine gerek yok. Gerek yok. Evet. Ve playmate oldun. Evet. Ne demek playmate olmak? Playmate demek playboy kızı olmak, malikanede kalmak, playboy güzeli seçilmek. O ayın güzeli mi oluyorsun? Tabii ayın güzeli oluyorsunuz. Bazen kapakta yer alıyorsunuz, bazen derginin içerisinde yer alıyorsunuz. Böyle. Peki playboy'un sahibi Hugh Hefner. Hugh Hefner ölmedi mi ya? Hugh Hefner öldü maalesef. Öldü. 2 yıl önce öldü. Toprağa bal olsun. Maalesef. Sen orada mıydın? Yani ben malikanede 1,5 ay gibi bir... Sen orada mıydın? Yani o... Hayır, adamın çenesini sen mi bağladın? Acıklı bir hikaye mi istiyoruz yani? Adamın, kollarımda öldü. Adamın çenesini mi bağladın? Hani sen mi geçen? Hani göz kapaklarını kapatırken... Adamın çenesini bağladın? Reha Muhtar sorusu gibi oldu yani. Evet. Dur bakalım. Şey yapmayın öyle. Ya akrabalarım akrabaları dava açar. Dava açar, evet. Ben cenazesine bile gidemedim çünkü çok yoğundum maalesef. Cenazesine gitmedin, çok mu yoğundun? Çok yoğundum. O dönem... İyice deliler programı oldu. Bu da bize havadı. Cenazesine bile gidemedim. Çok yoğundum. Biz hepimiz cenazedeydik. Erkan Can, Güven, ben. Hepimiz salya sümük ağlıyoruz be. Aa, nasıl gider? Dağ gibi adam. Nasıl bilirdiniz? Dağ gibi adam. Hugh Hefner sana egzotik beauty lakabını takmış. Evet, öyle der. Neden egzotik? Hiç mi egzotik çünkü yok? Çünkü zaten biliyorsunuz Playboy malikanesine giden ilk Türk kızı benim. Evet. Şimdi daha önce oraya bir Türk kızı gitmediği için beni de egzotik olarak tanımlıyordu. Türkleri bilmiyor mu? Bize egzotik biliyor, olarak biliyor ama hani Türk kızlarını, Türk tanımıyor. Kızlarını tanımıyor açıkçası. Tanımıyor. Hani böyle cesaretini bilmiyor açıkçası. Hani ben gittiğim için ona farklı geldim. Peki. Öyle diyebilirim. Evet. Peki. Vejetaryensin elindeki notlara göre. Niye? Yani bilmiyoruz. Şey hani... çok hayvansever olduğum için hani yediğim zaman gerçekten çok üzülüyorum. Hani bunu kendi adıma söylüyorum da üzülüyorum. O yüzden yememeyi tercih ediyorum. Sonuçta yemeden de yaşayabiliyoruz tabii ki. Güzel bir önerme, doğru bir önerme. Keşke hepimiz yapabilsek. Yani. Biz vicdan azabıyla yiyoruz. Mesela balık Güven yiyorum. Ben, Erkan abi. Mesela dana yiyoruz. Ulan ne danaydı be. Yani. Peki. Fakat bunu nasılsa ya benim elimdeki notlarda böyle ya da senin açıklamalarında bir acayiplik var. Vejetaryen özgürlüğüne düşkün olduğunu, çok para harcamayı sevmediğini ve Türk erkeklerine bayıldığını söylüyor. Doğru. Hiç bize uygun bir tip değil. Çok para harcamayı sevmiyor, vejetaryen fakat Türk erkeklerine bayılıyor. Ama Türk erkeklerinin sana bayılmasına imkan yok. Bir şeyi düzeltmek istiyorum. Para harcamayı tabii ki de seviyorum ama israf etmemek kaydıyla. Hani boş yere paralar harcamıyorum ya da hani nasıl anlatabilirim? Lüzumsuz alışveriş yapmayı sevmiyorum. İsraf etmeyi sevmiyorum diyebiliriz buna. Mesela ben seninle yarın diyelim ki çıktık. Alışveriş. Türkiye'deki önemli bir alışveriş merkezine gittik. Fransız markalar var. Değil mi? Çanta markaları var falan filan. Alayım ya sana bir çanta diyorum. Ne diyorsun? Okancığım baş ver. İsraf olur falan mı diyorsun? Yani gel şurada bir salata yiyelim mi diyorsun? Salata yiyelim tabii. Salata yiyelim ama Türk erkeklerine bayılıyorsun. Bu Türk erkeği... Ama bizim erkeklerimiz çok iyi ama ya. Hani ben hani nesi iyidir bizim erkeklerimizin? Bilmiyorum, bizim erkeklerimiz çok centilmen. Hugh Hefner ne düşünüyor bizim erkeklerimiz hakkında? Onun hakkında açıkçası hiç konuşmadık. Evet. Konuşmadık ama, hayır. Peki. Ama sen o kadar yurt dışındasın ki Türk erkeklerine bayılabilirsin oradan. Seviyorum tabii ki. Seviyorsun. Yani. Mesela bizim kadınlarımız... Mesela durup dururken Türk erkeklerine bayılıyorum diye bir açıklama yapmaz. Ama ben zaten bayılıyorum diye bir açıklama yapmadım. Hani ilk olarak tercihim her zaman Türk erkeği. Türk erkeği tabii anladım. Ki. İşte bizdekiler de bunlar. Yani. Ay canım hepsi. Tam lotta bakacağım. Peki. Şimdi bazı filmlerde rol aldın, programlarda rol aldın. Ve sonra yine açıklamalarına devam etmek istiyorum. Diyorsun ki Türkiye'ye kendi ülkeme kesin dönüş yapmak istiyorum. Evet, kesinlikle. Burada ekranda göz önünde olmak istiyorum. Evet. Yabancıları seviyorum, evet, ama yeteri kadar onlarla çalıştım. Yine olursa çalışırım. Evet. Bu ayrı konu. Evet. Ama ben ülkemde kalmak, burada kalıcı olacak güzel. Ya bu sayıklarken mi kaydettiler bunu? Ha, seviyorum ama... Ameliyattan uyanırken böyle. Diyorsun ki binlerce ahlaksız teklif aldım. Böyle. Binlerce. Evet, alıyorsunuz ister istemez. Özellikle Instagram'dan hani yazan çok insanlar oluyor. Binlerce ahlaksız teklif. Yani evet. Diyorsun ki ilk zamanlar es geçiyordum ama öyle teklifler gelmeye başladı ki ne olabilir? Yani neyi yapmaktan daha abartılı bir şey teklifi geliyor? Ya şimdi... Mesela diyorum ki ben o kadar güzelsin ki ne olur seninle sevişmek istiyorum diyorum mesela. Bunu haddini aşan teklif ne olabilir? Acaba bu olabilir mi? Bu haddini aşan... Peki bunun haddini aşmayanı nasıl olur? Onu merak ediyorum. Birlikte uyuyabilir miyiz? Ufak tefek alttan geç. Senin nasıl bir hayatın var ya? Hiç ya. Anlatacağım. Aynı geçeceğim. Bir şey söylemek istiyorum. Bu arada internette her yazılan benim röportajlarım olmuyor ya da benim söylediğim şeyler olmuyor tabii, ve ben böyle bir şey söylemedim. Hatırlamıyorum. Peki. Hayır. Bu kesinlikle peki, bana ait değil. Peki, tamam. Diyorsun ki benim Playboy'a soyunmam sanat içindir. Tabii ki, kesinlikle. Tamam. Ya belki bundan 30 sene önce olsa olabilirdi ama şu anda çok uygun değiliz bunun için. Evet. Sen sanat için ne yaptın sen? Kimimiz? Sabaha kadar atölyende resim çizdim. Sana da gönderiyorum, bana gönderiyor. Bu resmi çizdim ya, diye. Bak kızlar kız neler yapıyor sanat için. Sen belki bir fotoğraf atarsanız şey yaparsınız. Sabahın 4'ü 3'ü falan, ne bileyim. Bana niye atacak? Sana göndersin. Sen ben sana gönderdiğim için. Bana 6'da evet, yaptığın şeyleri göndermiyor musun? Gönderiyorum. He. Eski arkadaşım olduğun için. Evet. Sanatı, resmi sevdiğin için. Ne yapayım ben onu? Ya bir ne şey yapma ya. Bak kızdan olmamış bir fotoğraf evet, gelse sabah sanat için yine soyundum Okancığım diye bir fotoğraf gelse. Senin resminden yeğlersin. Hangisini tabii tercih edeceğim şüphesiz sence? Şüphesiz ki fotoğraf sanatına yakınlığın dolayısıyla. Fotoğraf lütfen, tercih edeceksin. Bir dakika. Lütfen telefonundan son resmini gösterir misin? Sana mı? Ama bunu atmadım sana. Bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Ama bunu sana atmadım. Tamam, bana atmadım. O yarın sabaha karşı gelir nasıl olsa. Hayır, bunu sana atmadım. Peki, ben sana bir resim göstereceğim. Allah'ım, şimdi sen yarabbim de... Dur. Heh, sen de bana göster. Ne sen bana ne göstereceksin Allah aşkına? Attığım resmi mi büyüttün, şey yaptın? Hayır, attığın resmi... Sen göstersin bana şeyini. Al. Sen yani resmini göster, ben de elimdeki tek çıplak fotoğrafımı sen. Göster. Ne çizmişsin ha? Bak bakayım bir dakika. En son bu. Bak ha. Bak ha. Abi bir yaklaşabilir misin rica etsem? Bak. Bu senin çizdiğin. Sen bana sabaha karşı bunu gönderiyorsun. Bak. Kız da bunu gönderiyor. Ya. Evet, çok sulu. Bence bu gayet Instagram'a koydum. Estetik bir resim, evet, evet. Orada makyaj yok suratımda. Makyajsız fotoğrafı. İnanamıyorum. Ben de bu fotoğrafa baktım, makyaj sayesinde böyle oluyor dedim. Ama değilmiş. O zaman iş değişir. Bak o bambaşka. Makyajın olmaması. Makyaj yok. Burada bir banyodasınız galiba. Tuvalet. Tuvalettesiniz. Zorunuz ne? Böyle mi çıkıyorsunuz tuvaletten? Yani böyle pozlar vermeyi peki, seviyorum. Beni çok yansıtıyor. Güzel. Zaten arkadaşlarım en televizyonda olabilecek gibi olanlar hep tuvalette. Yani biz tuvalete normal girip çıkıyoruz. Siz demek ki böyle hareketler yapıyorsunuz. Burası tuvalet değil yalnız. Burası hol. Hol. Ha, evet, hol olduğu için. Hol. Bir de sen kendine bak. Salon manje. Burada da lavaboya oturmuşsunuz. Biz mesela hemen elimizi yıkar çıkarız ama... Kanda bu. Evet, peki, kanda. Çok güzel. Fotoğraf. Bu da güzel. Biraz kendinizi uzattınız mı? Biraz şey var mı? Bu biraz hani böyle yukarıdan çekildiği için, bir de benim normalde bacak boyum biraz hani... Çok mu uzun bacak uzun, boyunuz? Evet. O yüzden evet, fotoğraflarda biraz uzun görünüyor. Güven Kıraç'ın 3 katı olabilir mi bacak boyunuz? Yok. Evet. O kadar olabilir. Ama bacaklarım uzun, evet. Evet. Burada lavaboya mı girdiniz yoksa bu küvet mi? Küvet orası. Küvet, evet, evet. Dumanlı. Köpüklü. 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 Dumanlı gibi gördüm buradan, evet. Köpüklü. Acaba yani çekim için duman mı basmışlar? Sisi evet, basmışlar. Sisi basmışlar, evet. Peki. Şimdi bu fotoğraflar, modellik devam ediyor. Buradan evet, bu dergiler tabii ki bütün dünyada, ülkemizde eskiden yayınlanıyordu, artık yok. Evet. Türkçesi yayınlanmıyor galiba, değil mi? Playboy yok, Playboy galiba artık. Eskiden vardı. Galiba. Eskiden vardı. Eskiden 94 yılın 93. O yıllarda vardı. O yıllarda eskiden vardı ama şu anda yok vardı galiba. Evet. Evet. Peki sonra burada profesyonel modelliğe başlar mısın Türkiye'ye gelsen? Burada çok yapmak isterim ama sanırım burada artık bu işlerde zor pek, diyebiliyorum. Evet, evet. Pek kolay değil bu işlerde. Evet. Peki. Çok zor. Peki efendim. Şimdi tabii ki İsmail Baki Tuncer'in bir filmi şu anda vizyonda. Evet, şu an vizyonda. Şu an vizyonda. Hangisi bu? Şu an vizyonda olan? Şu an vizyonda olan Kral Midas'ın Hazinesi. Güzel. Diye bir film. Bir aile komedisi. Sıcak bir hikaye oldu. Onun dışında Sabit Kanca 3 Son Soru, yani Sabit Kanca Son Soru filminin çekimleri bitti. Çekimleri bitti ha. Ve o senin, çünkü senin kendi serin. Evet, Alameti evet, Farika. O, evet, evet. Hatta sen de sağ ol, destek olmuştun bayağı bana. Estağfurullah. İlk zamanlar. Bunda da desteklerini bekliyorum. Tabii ki başla ama bu gerçekten... daha vizyonda değil. Bu vizyonda değil. Bu Şubat Mart gibi. Şubat Mart gibi. Nasıl bakıyorsun sinemaya? Ne görüyorsun? Yani bu sene evet, geçen senekinden daha mı iyi yoksa daha mı kötü bir sezon bekliyorsun sinema açısından? Yani bu geçtiğimiz sezon bayağı düştü seyirci. Evet. Bundan sonraki sezon ben iyi şeyler bekliyorum ama inşallah bu hani bilet fiyatları falan böyle durumlar var. Biraz zamlandı mı, ne olduysa artık. Hı-hı. İnsanlar şimdi bir aile gitse, şimdi en ucuz bilet 20 lira civarı. Şimdi birkaç kişi aldığı zaman bilet, bir de bir şeyler yediği zaman falan ne oluyor? Bir orta direkt bir ailenin gitmesi gelmesi bilmem nesi evet, tabii çok kolay olmayabilir. Onun için belki öyle bir düzenleme falan yapılacak mı bilmiyorum da o bilet olayları. Alım gücü de düştü tabii evet, ülkede yani. Evet. İnsanların alım gücü de seyirci düştü yani. İnşallah düzelir. Seyirci düştü. Bu tabii ki ben dünyadaki durumu bilmiyorum. Başka ülkelerde nasıl oluyor ama bizim ülkemizde hakikaten sinema hiç beklemediğim bir düşüşte. Hiç beklemiyordum. Şimdi de artık sosyal medya çok ön planda. Evet, YouTube kanalları, evet, Instagram vesaire. Ben de mesela bir YouTube kanalım var benim mesela. Ha, evet, ondan da bahsedelim. Ama dur önce Kral Midas'ın Hazinesi film fragmanını beraberce bir görelim isterseniz. Çok büyük diyorum. Daha mı büyük İbrahim? Aa, bunun burada ne işi var lan? Görünüşe bakırsan bu bir harita. Sizin elinize harita varmış, öyle mi? Pili bitmiş adamın yanındaki kıza bak. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Hadi gideyim, bulun şu hazineyi canım. Hangi dindensin? Ateistim ben hoca. İşimiz gücümüz var lan. Sabahtan beri beni uğraştırıyor, dua okutuyorlar. Kimdi lan nöbetçi? İstelerdim Barcelona Emret Komutanım. Kırılacaksın. Abi! Cinsana mı girdin? He. Sağa girerse kim çıkaracak? Eskişehir sporla taraftarı namakile Ayşe gibi seviyoruz birbirimizi. Şuna taziyetli bir daha oku da dili açılsın. Ne okuyayım? Şu acı güzel de çıkarması zor reis. Şu anda vizyondayız. Şu an vizyonda olması lazım. Peki. Vizyondaydı yani en son. Evet, evet. Peki ama daha yeni zaten. Sezon başındayız. Evet. Sinemalar içinde okullar evet, daha yeni açıldı. Bildiğiniz gibi. Peki beraberce bir medya canavarı yapalım. Buyurun. Ben size yarışma yapıyorum. Siz de doğru yanıtları söylemeye çalışıyorsunuz. Hepinize soruyorum. Buyurunuz. Kim bilirse o kazanıyor. Seyahat kazanıyor. Evet. Seyahat. Bizim seyahat. Seyahat yok. Evet. Şimdi ne soruyorum ve şıkları söylüyorum. Sonra videosunu izlettireceğim. Bir şey kazanmıyorsunuz. Ya, yarışıyoruz hep beraber. Ne eğlenceli ya. Tamam, eğlenceli. Yani böyle verecek bir paramız filan olsaydı. Evet, evet. Ondan sonra zaten onu o yarışma programı yapardık. Hangi yarışmada verecek para var? Evet. Doğru. Kesinlikle. Doğru. Niran Ünsal'ın en sevdiği bilim insanının adı nedir? A. Einstein, B. Victor Hugo, C. Rain Man, D. Calvin. Victor Hugo. Bakalım, görelim. En sevdiğiniz bilim adamı kimdir? Birkaç tane var. Şarkı olarak mı söyleyeceksin? Hayır. Ya Victor Hugo. Victor Hugo. Evet, en sevdiğim bilim adamı. Evet, sefilleri buldum. Pardon, çok özür dilerim ya. Doğru ama sefilleri... çok doğru. Bu da diyor ki sefilleri buldu. Evet, o buldu. Evet. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Bir magazin sorusu ama mutlaka bilecekseniz. Tarkan baba olduğunu haber verdiği videoda aşağıdaki cümlelerden hangisini kullanmamıştır? A. Bir süredir yazılıp çiziliyor. B. Konuyla ilgili konuşuluyor. C. Bize de her gün soruyorlar. D. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik. Çiçek gibi tazecik. Bilmiyorum. Dur bakalım, görelim. Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar. Doğru mu? Değil mi? Değil desek de inanmıyorlar. Evet. Bravo. Güven Kıraç, maşallah sana. Evet, maşallah. Evet. Çok Tarkan'ı yakından takip ediyorsun. Sadece evet. Mandallı bir şey yapıyor. Evet, mandal, evet. Önce videomuzu izleyelim. Yani bu tıp literatürüne geçti ama biz bir program olarak değerlendiriyoruz. A. Bu tarz benim. B. İşte benim stilim. C. Stil benim. D. Dondurma gibisin. Dondurma gibisin. Değil efendim. İşte benim stilim olacaktı. Bilemediniz. İşte benim stilim. Evet. Evet. Şimdi çok zor bir soru geliyor. Erkan abinin sorusu. Mutlaka bileceksin. Bilir, bilir. 2006 yılındaki televizyondan yayınlanıyor. 2006 yılındaki Milli Piyango çekilişi canlı yayınında çok önemli bir şey düşüyor. Ne düşmüştür? A. Yıldırım, B. Dolar, C. Noter, D. Tansiyon. Dolar. Noter. Dolar değil. Noter. Noter düşmüştür herhalde. Efendim, çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. Efendim, kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Ya ben düşene çok gülüyorum. Kendimi düşsem gülüşür isterim. Ya bu noterin düşüşü. Bütün her şeyi çekip beraber. Evet. Şimdi bir fotoğraf görüyoruz. Görelim. Evet. Mahmut Tuncer'in 1987'de piyasaya çıkan, ekranda da gördüğünüz albümünün adı nedir? A. Mahmut Tuncer öldü mü? B. Issız Acun kaldı mı? C. Kar gördüm kaydım. D. Dübeş attım yek geldi. Dübeş attım yek geldi. Bravo Güven Kıraç. Evet. Mahmut Tuncer. Evet, şimdi görseli olmayan bir soru geliyor. Mutlaka biliyorsunuzdur. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli insanlardan biri. Seda Sayan'la ilgili bir soru yönelteceğim. Seda Sayan'a göre herkes kalbinin neyini yer? Herkes kalbinin neyini yer? A. Ekmeğini, B. Yemekte izini, C. Erol kösesini, D. çorabını. Bence ekmeğini. Bravo. Bravo. Bir video izleyelim lütfen. Ya lütfen beni dinler misin Allah aşkına ya? Ya ne dinleyeceğim ya? Ben yalan söylemem. Herkese yalan söyle. Sana yalan söylemem lütfen. Yalan değil. Doğruyu söyle. Allah aşkına ya. İnanmıyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Evet. Çok güzel bir eser izledik. İzlediğiniz klip İbrahim Tatlıses'in hangi şarkısına aittir? A. Kal benim için. B. Sal benim için. C. Discount is the board. D. 404 not found. Yani kal benim için. Kal benim içindir yani. Videoyu görelim. Ayrılıktan... Evet. Yine bir dikkat sorusu geliyor. 2000 görseli yok. 2007 yılında podyumlara veda eden Doğa Bekleriz, kepçe kulak sorununu hangi yöntemle çözmüştür? A. Otoplasti. B. Otoeksperti. C. Otokurasi. D. Japon yapıştırıcı. Japon yapıştırıcı. Japon yapıştırıcı. Bravo Güven Kıraç. Evet. Ama zararlı değil mi ya? Nasıl öyle bir şey yapmış? O çözdü evet. Ama uzun süre çözemedi herhalde. Şimdi bir video gelecek. Çok önemli bir dikkat sorusu. Daha doğrusu bu yıllarda bu ülkede yaşadınız mı yaşamadınız mı? Soru bu. Görelim. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Who is this? İnanılmaz bir şarkı, inanılmaz bir yorum. Sevtap Parman'ın söylediği şarkının adı nedir? A. Will I be pretty? B. Yar diye diye. C. K. Sera Sera. D. Koy seri közü. Bir prati değil bak. K. Sera Sera. Evet, K. Sera Sera. Şimdi videomuzu izleyelim tekrar. Aldatılıyorum, hala da aldatılıyorum. Yani peki bir şey söyleyeceğim. Bitirilmiş değil. Ne yapayım? Yani aldattığı kişi çok tanımam birisi hocam. Hatta şu anda orada. Evet, soru geliyor. Dikkat edin. Yayına bağlanan kadın kocasının kendisini kiminle aldattığını söylemektedir. A. Programın kameramanıyla. B. Programın doktoruyla. C. Programın sunucusuyla. D. Programın kendisiyle. Sunucu. Görelim videoyu. Aldattığı kişi çok tanımam birisi hocam. Hatta şu anda orada sizin yanınızda bulunuyor. Daha önce söylemiştim kendisiyle. Yani bir defa telefonla görüştüm. Nur Hanım hocam kendisi. Evet. Çarşı pazar karışmış. İtham etmişler kızı. Kızı itham ediyorlar. Belge var. Ama kanıtlanmış. Şaka yapmışlar. Şaka mı yapmışlar? Evet. Şimdi sorumuzdan önce videoyu görüyoruz. Nurşen Hanım'a çok teşekkür ediyorum ama evet, dün de belirtmiştim zaten, nezaketen evet, şeye çıkartmıştım. Olumsuz mu diyorsun şimdi? Onu anlayamadım çoktan. Evet. Talip olduğu damat adayından olumsuz cevap alan gelin adayı ne demiştir? A. Dal sarkar, kartal kalkar. B. Kartal karkar, dal sarkar. C. Kendi bilir, kendi kaybetti, bay bay. D. Gelene hay hay, gidene bay bay. Bence de. Öyle mi? Hayır, geldi. Doğru cevap C. Görelim. Benim için şu an olumsuz. Tamam, Vesel Hanım kendi bilir, kendi kaybetti. Bu kadar basit. Bay bay. Bay bay. Kendi kaybetti. Bay bay. Hoşça kal. Videomuzu izliyoruz. Ya sen benim yaptığım yok, her şeyi gör... Ne var senin şu karşında ya? Şu an küçük bir kız var. Ya ne diyorsun tamam, be sen? Bana bak. Ne diyorsun ya? Bana bak. Kısmetse olur yarışmacısı Eser West kız arkadaşına ne cevap veriyor? A. Biraz sakinleşelim sonra konuşuruz. B. Bize gidelim film falan izleriz. C. Get back over here. Get back over here. D. I'm cleaning my closet. Görelim. C. İstemediğin yerden vurmasak. Get back over here. Ay evet, ben göremedim. İlk defa en saçma olduğunu düşündüğüm bir şey doğru çıktı. Çok doğru. Ben bu görüntüleri izledikten sonra ne zaman kız arkadaşımla kavga ediyorum. Gel ben o Güzel. Cool. He? Bir çırparım falan yap. Get back over here. Mükemmel. Evet. Görseli olmayan bir soru geliyor. Seda Sayan'ın ünlü cümlesi olan nokta nokta gibi çalışıp nokta nokta gibi yaşamaya çalışıyorumdaki noktalı yerleri doldurunuz. Buyurun. A. Seda Sayan. B. Normender mekanın sahibi. C. Aslan Kral. D. Köpek Kraliçe. Bence A. Seda Sayan gibi çalışıyor. Maalesef. Bence C. Bence C. Hayır. Değil mi? Aslan gibi çalışıp kral gibi yaşamaya çalışıyorum değil. Ha. Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşamaya çalışıyorum. Ha. Evet. Şimdi sorunun fotoğrafı geliyor, görelim. Evet. Ümit Besen'in 1981 yılında çıkan ekranda gördüğünüz albümünün ismi nedir? A. Kağıt havlu. B. Islak mendil. C. Sıvı sapun. D. Hijyenik ped. Islak mendil herhalde. Islak mendil. Evet. Sorudan önce videoyu izleyelim. Şu an bu sofradaysak eğer sen limanından bana bahsedemezsin. Şimdi ne yapalım? Yani onu değil, sizin annenizden bahsetti. Demir Özlem Hanım da bahsetti. Ben sizin annenizle gülüyorum, ben bu sof siz de benim annemle gülüyorum. Yapamazsınız. O senin değildin. Tayfun. Çık. Kimse benim annem hakkında konuşamaz, tamam mı? Evet. Yemekteyiz yarışmacısı Tayfun teselliyi kimde bulmuştur? Birbirlerini yemekte. Kimse de, B. Tepsi de, C. Orhan Baba'da, D. Onur Büyüktopçu'da. Birbirlerini yemekte bulmuşlar bence. Orhan Baba'da. Öyle mi? Şarkı mı çalmışlar? Bilmiyorum. Biricik Hanım'a veya sizden büyük kişilere bu şekilde konuşamazsınız. Sizin... Onur Bey, ben size sarılabilir miyim? Hayır, sarılın, problem değil de... Bir şey söyleyeceğim. Anladım. Görseli olmayan bir soru geliyor. Mutlaka bileceksiniz. Türkiye'de 90'lı yılları yaşadıysanız benimle beraber. Vücudumdaki yağ oranı %12.4'e düştü sözü kime aittir? Ben bilmiyorum. A. Hadise. B. Can Yaman. C. Yılmaz Morgül. D. Mustafa Sandal. Yılmaz Morgül. Kesinlikle hayır, Mustafa Sandal. Çünkü kimsenin yağ oranı Mustafa Sandal gibi düşmedi. Can Yaman da hayır. Görelim videoyu. İzlediğiniz bu programın adı nedir? A. Yalçın Çakır Son Çare. B. Yalçın Çakır'la Tatlı Sert. C. Yalçın Çakırlar Kulübü. D. Özgür Çakıt'la Panik Odası. A. A, bravo, alkışlıyoruz. Tebrik ederim. Medya canavarı burada sona eriyor. Çok başarılıydınız. Böyle yıllar yaşadık. Ne diyorsun? Sen yurt dışındaydın o sırada. Ama ben takip ediyorum genelde gündemi. Twitter'dan olsun. Evet. Instagram'dan. Peki nasıl oluyor? Yani şeyde Playboy Malikanesi'nde Türk kanalı var mı? Açık mı orada? Telefondan takip ediyorum. Telefondan takip ediyorum. Telefondan takip ediyorum. Kolay mı? Pekala. Evet. Çok tebrik ediyorum. Filme başarılar diliyorum. Teşekkürler. Yeni filmde mutlaka... alacağım. Tamam. Bir daha söyle yeni filmin ismini. Sabit Kanca Son Soru. Üçüncüsü mü bu? Bu üç, evet. Evet, üçüncüsü geliyor. Sabit Kanca Son Soru. Sizde film olarak ne geliyor çocuklar? Yeni bir film. Erkan abi bir filmde oynadı en son. Bir 6 günlük bir işim vardı. Aşk Tesadüfleri Sever 2. Aa, güzel. Ömer Faruk Soran. Güzel.